Buyur abi. Sağ olasın. Sağ ol. Afiyet olsun. Ne oldu anam, huylandın mı? Yok canım, huylanmadım da biraz sert geldi. Kahvenin hası da ondandır. Menengiç kahvesi. Senin burada içtiklerine pek benzemez canım. Ne güzel ya bak, üşenmemiş kahvesi bile daha Antakya'lardan getirmiş devlet. Yalnızca kahve mi? Utanmasa sen Pierre'i de getirecekmiş de valizine sığmamış. Vallahi abi, valizime ne sığdırabildiysem her şeyi aldım geldim. Aha, her şey burada. Gelirken tavuk da getireceydim de otobüste kokar diye vazgeçtim. Tavuk mu? Tavuk o, tavuk tavuk. Sen de başımıza Antakyalı kesildin ha. Vallahi rahmetli babam bu kadar asimile olduğunu görse kahrolurdu adamcağızı. Vallahi doğru dedin abi. Zamanla insan koca toprağına çekiyor. Değiştik tabii. Kahrolası cemende bu. Fikrim. Devlet tamamen boşandı mı? Boşanmaydı ne yapacak Asiye? Adam bunun parasıyla kendine mektep tutmuş. Burada tası tarağı toplayıp gelmiş. İyi yapmış. Bir süre kalsın kadıncağız burada ha? Yani biraz kafasını toplar, kendine gelir. E tamam peki, tamam canım. Bir şey dedik mi? Ne dedik? İyi, güzel. Anam! Yengem, ben bu sütlerin kurumasını beklemeden koyup da geldim. Bunların havalanması lazım. Ne bu? Ay! Bu ne ya? Uf, ne pis kokuyor bu. Sanırsın yeni bir silah keşfettiler. Yok anam, mis gibi zaten kokusu. Kız çek içine, çek. Ciğerlerin açılır Asiye, çek. Devlet, bu meret bahçede kurusa oluyor değil mi? Olmaz mı abim, sen dersin de olmaz mı? Yenge, sen bunları tepsiye dizer de dışarıda kurutursun değil mi? Ay yok, ben onları elime bile sürmem. Baba. Ha canım. Bize artık versene. Anam! Kızım, kurban olsun halanız size yavrum. Hala buradayken babadan para mı istenirmiş hiç? Ya niye zahmet ediyorsun Devlet? Ben verirdim ya. Yok abim, yok. Sen azıcık eşeğini geri bağla. Artık ben buradayım. Ne demişler? Devlet başı, kuzgun leşe. Vallahi devlet gibi ha. Abi. Abim, altınlarım yok. Ne oldu Devlet? Altınlarım yok. Gele bu çanta benim değil, bana yanlış çanta vermişler. Ya sen altınlarını çantada mı taşıyorsun? Ya nerede taşıyıcıydım, neyim var neyim yok, hepsini içine koydum. Gitti, gitti mal varlığım, servetim gitti. Ay ay. Ben ne yapacağım şimdi, bütün mal varlığım gitti. Tamam Devlet, bir örtme dur, tamam dur, dur. Ah Devlet ah, o kadar para çantada taşınır mı ya? Ya ne yapacaktım abim? O kadar altını onlara mı bırakaydım? O soykayanın neyi var neyi yok taktı, hepsini derleyip toplayıp getirdim işte. İnşallah buluruz artık. Burası İstanbul kızım, başka yere benzemez. Aa ya Devletciğim, İstanbul'un çevresi çıktı. Ha yani biz bile çoluk çocuk olmasa gideceğiz buralardan. Yaşanmaz yani buralarda, yaşanmaz. Kesin o keltoş aldı. Tabii ya, ağzı açık ayran budanası gibi etrafta bakınıp duruyordur. Aynı çantadan onda da var. Kesin o keltoş aldı abim, kesin. Oo, sana çizim benim Mehmet ağa. Robot resmi çizdirirken öyle tarif edersin artık. Ağzı açık ayran budalası gibi bakan keltoş diye. Zaten şunun şurasında 15 milyon kişi İstanbul'da şıp diye bulurlar, merak etme. Yürü hadi, yürü, yürü. Yapma abim ya. Buyurun, getirdik çantanızı. Abim ne kızıyorsun? Telaştan çıkarken unutmuşum. Komiserim, hemen bulun o kere kafalıyı. Benim bütün mal varlığımı aldı gitti. Tamam hanımefendi. Bizim hocada kalmış çantanız. Arkadaşlar aradı. Hemen gelir şimdi. Oh, neyse şansımız varmış yine Devlet. Baksana, adam komiserimin tanıdığı çıktı Allah'tan. Ya, insan her zaman bu kadar şanslı olamaz tabii. Malum burası İstanbul. Hiç şüpheniz olmasın. Hoca bizim kaç yıllık tanıdığımız. Gelir şimdi, eksiksiz her şeyinizi teslim eder. Aha geldi benim keltoş. Keltoş. Aha bu aldı benim çantamı. Hangi çantayı? Bunun aynısı olan çantamı. Ya
İmam Hoca bizim caminin imamı. Bilerek yapmaz öyle şey. Oh. İmam mı? Hanımefendi, izninizle çantanıza bir bakabilir miyim? Estağfurullah hocam, buyurun. Hay Allah, benim gazon eşyaları. Bizim gazon... Efendim, benim bir mahdumum var Poyraz. Onun eşyaları bunlar. Herhalde sizin çantanız da onda kaldı. Allah, çocuğum üzerinde hiçbir şey yok. Bir haftalık yolculuğa gitti. Bütün her şey burada. İzninizle ben bir telefon edeceğim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. Kapalı maalesef, ben ona aç diyetmiştim ama o açmamış, asi birisi olduğu için. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona ulaştığımda size haber vereceğim. Hocam yanlış anlamazsan, buraya söylesen de çantada bizim yüklü miktarda para varmış. Bu kayıt olsun ha çanta. Hiç merak etmeyin Fikri Bey, siz beni tanırsınız. Ben ona ulaşırım. Gözünün önünden ayırmaz o çantayı. Allah'ın izniyle size çantanızı ulaştırırız inşallah. İnşallah. Amin inşallah. Hocam, Poyraz ne zaman gelir? Malum, devlet bizim misafirimizde. Asiye Hanım, bizde yalan yok. Vallahi bir hafta kalacak bu çocuk. Olsun hocam, ben kalan buradayım. Gelene kadar beklerim ben. Misafirinizle mağdur ettik. Kusura bakmayın Asiye Hanım. Siz de kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Bu arada biz tanışmadık galiba. Ben Sabri. İmam Sabri. Ben Devlet. Devlet gibi devlet olacağım. Çok güzel. Ben gideyim o zaman.